İster sana bir zorlama var. Tapan çekiyorlar buraya. Şurada taş var, onu kaldıracak bakalım. Tabi çekebilirse. Hop, atladı üzerine. Arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhabalar. Traktörüm.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Şöyle bir gece çekimindeyiz bugün. Arkamda 6.40 var. Buralara biraz patlatma çektik. Şimdi patlamaya başlıyoruz. Ben gündüz biraz çekim yapmıştım arkadaşlar. Tapan çekiyorlar. Sabahkinde logla çekiyorlardı arkalarına ama şu an log çekmiyorlar. Direkt tapanı çekiyorlar. Biz de 6.40'la şöyle bir yastık başlarına falan şey yaptık. Patlatma falan da çektik. İşte şöyle gördüğünüz gibi şu an 90'lıkla yüzlük de arkamızda tapanlarını çekiyor. Birazdan onların yanına da gideceğiz. Hem tam bir karanlık şey yapmadan, çökmeden size de bunları göstereyim dedim. Zaten ben gündüz bir çekim yapmıştım. Yalnız o ara bir işim çıktı. Direkt hemen çiftliğe gelmek zorunda kaldım. Ama şimdi tekrardan akşam üzeri gelebildim şuraya. Yanımızda büyük traktör zaten. Şimdi 90'lıkla geliyor. Ona tam size çekimi göstereyim ben. Şimdi tapanla logu çekerken arkadaşlar çok fazla toprak götürmemesine gerekiyor. Tarlanın dengesini bozmasın. Kerseksiz yere de kersek götürmesin diye. Şöyle bu seviyede çekiyor. Tabi traktörü biraz zorluyor şu an bu. İsterseniz zorlama var. Şöyle kendine bu kadar bir alan da kesin bıraktı. Şimdi gece gündüz uydulu hatlama yapacaklar için biz de durmayacağız. Artık gece gündüz şöyle tapanla log çekeceğiz. Biraz sıkıntılı olacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle arkasına bıraktığı izlenim böyle arkadaşlar. Zaten bundan da daha iyi olma ihtimali yok. Ancak bir otovatör olur. Otovatörle çekersiniz, o zaman bundan daha iyi oldu diyebiliriz. Ama şu an bütün imkanlarla en iyisi bu. Şu an biraz karanlık çıkabilir. O yüzden az bir şey aydınlatacağım ben size bunu. Böyle şöyle tapan çekiyorlar buraya.
arkadaşlar bizim tarlalar biraz kersekli. O yüzden ne kadar iyi bastırırsak kat çekecek traktörün tarlada yürüyüşü daha güzel olacaktır. Şöyle baktığımızda kum gibi bir ortam var yani şu an burada. Çünkü al bir şey kersek var. Mesela çekilen yerle çekilmeyen yer arasındaki fark bu. Şöyle bakabilirsiniz. 90'lık çekiyor. Arkasında eski stil bir tane tapan var. Şimdi birazdan yüzlüğün yanına da gideceğim. Onda da size güzel bir çekim göstereyim. Zaten gündüz çektiğimde yüzlüğün arkasında log da vardı. O da çekiyor. Ama şu an log'u çekmiyorlar çünkü tarla aşırı derecede bastırılmış. Bu bizim bulunduğumuz ikinci çiftlik. Birinci çiftlik karşı taraf, şu gördüğünüz ağaçlanan. İkinci çiftlik de şurası yani. Normalde bulunduğumuz tarlanın içinde kurulu olan çiftlik. İşte belli bir düzene göre işliyor arkadaşlar burada. İlk önce birinci çiftlikte mi, ikinci çiftlikte mi, hangisindeyse ona göre işler yavaş yavaş ilerliyor. Şöyle gündüz çekimde zaten yüzlüğü gördünüz. Burası da pamuk ekiliydi. O yüzden biraz çalılı geliyor. O tarafta pamuk yoktu. O taraf buğday ekiliydi. O yüzden orada çalı yok. Sabah yani gündüz çekiminde gördüğünüz. Şu an şurada taş var. Onu kaldıracak bakalım. Tabii çekebilirse. Kenara götürecek onu. Şu gördüğünüz taşı. Hop atladı üzerine. Bir tur daha dön. Arkadaşlar bu video da böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Traktörün.com YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizleri takip edin arkadaşlar. Şöyle gece sürümü biraz zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Çiftçilik her daim ayakta olmak lazım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Daha iyi videolarda görüşmek üzere.
Hadi.